kaldı. Bakalım kim birinci olacak, kim sonuncu olacak. Son takımın modeli Sahra geliyor. Herkes dönüp bana baksın. Güzelleşti daha daha. Kurtarım sensin, sensin. Kuaförüm sensin. Ayna kapansın ve Sahra kendine baksın. Teşekkür ederim. Sahra öne gelebilirsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl buldun? İyiyim. Hoşuna gitti mi? Yine de beğendim. Yine de? Beğendim. Yani yine de derken? Yani hep beğeniyorum çünkü. Ha, tekrar beğendim. İyiler çünkü. Bana hiç gitmeyen saça, hiç gitmeyen ruju bile yapabildiler. Tebrik ederim. Ve beğendirdiler. Beğendirdiler. Ruju çok kırmızı değil mi? Özge Hanım, aslında ben biraz tedirgindim. Çünkü şöyle Tuğba'yla konuşmuştum dışarıda. Sahra dalgalı saçı ve kırmızı ruju kendine yakıştırmıyor. O da şöyle bir şey düşün, hani benim sevmediğim bir şeyi bana beğendirebilirler mi diye bu modeli seçmiş zaten. Biraz tereddütlüydüm aslında. Aslında ben çok yakıştırıyorum ama o kendisine yakıştırmıyor. Kendini de sevmesi benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür. Tuba? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kırmızı ruju asla kendime yakıştırmıyorum dedi. Biraz korktum açıkçası ama ben çok yakıştığını düşünüyorum. Çok da güzel görünüyor. Öncü ne diyorsun? Herkes memnun hayatından. Siz beğendiniz mi? Güzel. Güzel. Önlerindeki sadece maşayı sen böyle yapmadın değil mi? Modelin şöyle elini attığı için böyle galiba. Nasıl? Ben bayağı şey yaptım. Hayır, o önlerini dalga dalga sevmiyor. Biraz daha açık sevdiği için bir S yaptım oraya. Yok, güzel. Saç zaten şey, çok zor bir saç değildi zaten. Doğal su dalgasıydı. Eline sağlık. Özlem? Makyajda ben de burnunu çok fazla biraz parlak buldum. Geri kalan yeri zaten resimdekiyle benziyor. Saçlar biraz daha çıtır takılarak uzatılabilirdi aslında. Ruj biraz daha koyu geldi. Resimdeki biraz şeftali tonları gibi görünüyor aslında ama kırmızı sanırım orada. Sizin seçtiğiniz saç ve makyajda. Yok, o ekran diye ekranda olabilir. İşte ekran orada diye. Biraz böyle şeftalimsi duruyor da siz daha iyi bilirsiniz. Daha hani ıslak ne renk duruyor. Evet. Bir de daha orada dediğiniz gibi parlak duruyor. Yani bir parlatıcı da sürülmüş sanırım. Genel olarak güzel yani, ama. Can? Evet. Ben şöyle diyeceğim. 4 gün boyunca şanslı bir modelle çalıştılar bence. Duru bir güzelliği var. 4 günün toplamına geldiğimiz zaman 4 gün içinde yapılan saç, makyaj hiçbir şey yok. Sıfır yani. Çünkü toplamda. Gayet güzel saçlar. Tabii toplamda. Yani 4 günden beri buradasınız. Çok iyi bir saç yapıyorsunuz. Çok iyi makyaj yaptığınızı söylüyorsunuz. Yapıyorum. Ama 4 günde yapılan hiçbir şey yok. Ve makyajda rezalet, saçta rezalet bence. Beğenmediniz. Bunu hiç söyleyecek ne? En son kişi tam olarak, bakın, tek olarak günden, neyi beğenmediniz? 4 günden beri yapılan hiçbir şey yok. Tamam. Sadece şu anda konuşma var. Şu an makyajında da bir şey ya yok. Ya keşke birazcık haddini bilsen de. Keşke birazcık yerini bilsen de öyle konuşsan. Yani senin yaptığın makyajları da gördük de. Yani bir şey söyleyeceğim. Bugün biz saçın yönünü değiştirdik. Tamam. Evet, benim modelim çok güzel. Saçı çok güzel ama beğendiğini de beğenmediğini de hep ifade eden bir hanımefendi. Evet, süper. Beğendiklerini söyle, beğenmediğini söylerken hiçbir problem yok. Benim modelim o zaman şey normal ama beğendiğini söyleyince hemen böyle bir tuhaf tuhaf hareketlere başlıyorsun. Ben de seni anlamıyorum, biliyor musun? Selam Hangi Bey. Psikolojide olduğunu bakın, çok merak ediyorum. Sizi izleyen seyircilerimiz de anlamadı. 4 gün boyunca ne yaptığınız makyajla, saçla sıfır yani. Hiçbir şey yapmadınız bana göre. Seyirciler de bunu düşünüyorlar. Sana göre, doğru söylüyorsun. Bu kadar. Evet, sana göre haklısın. Bu ben kadar. Hak veriyorum çünkü senin bambaşka yerdesin. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bu şu cümleyi hiç çok anlayamıyorum da ben. Yani algılamak için söylüyorum. Ben hiç dalgalı saç sevmem. Kırmızı rujdan nefret ederim. Ama bana bunu yap. Evet. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler adama. Öyle ben bir şey yok. Yani bunu beğendi, bunu da beğendirdiniz. İşte siz süpersiniz, biz yine evet. beğendik. Kuaförümün siz bir şey söyleyeyim mi? Siz bir şey söyleyeyim mi? Ekip olmuşsunuz.
Başka saç onun dışında güzel olmuş veya şey olmuş diye yorum yapmayacağım ya. Ekip olmuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence 4 gündür kendi mankenine yapmadığın... Ekip olmuş. Bak benim modelime tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun. Oyuncu olsaydın ya sen madem böyle taklit yapmayı falan seviyorsun. Ne alakası var taklit yapmakla? Evet. Yerit, ya bir hanımefendiye böyle konuşulmaz ya. Ne diyor? Bir hanımefendiye böyle konuşulmaz. Aralarındaki ya modeliyle diyaloğu mu şey kıskanıyorsun? Evet. Kadın saçından para kazanıyorsun ya. Evet. Anladın mı? Azıcık beyefendi ol, azıcık centilmen ol ya. O benim salonum başka. Burası bir yarışma. Ben burada sokakta adalet, gördüğüm hanımefendiye adalet. De hanımefendi gibi davranıyorum. Salonuma gelen hanımefendiye de hanımefendi gibi davranıyorum. Arabamın camına gelip mendil satan hanımefendiye de hanımefendi gibi davranıyorum. Kusura bakma. Selami Bey bir saniye. Özcan'ı konuşabilir miyim? Buyurun. Lütfen. Fikrimi sordunuz değil mi? Evet. Ben de fikrimi söyledim. Kızmaya hakkınız var mı? Yok. Ben de sana dedim ki sana göre bu öyle. Siz kandırıldığınız zaman sizi bir kadın kandırıyor. Size bir kötü komplo kuruyorsa siz o zaman hanımefendi gibi davranıyorsunuz. Size komplo kuran bir kadına. Şimdi benim modelim sana komplo kuruyor. Evet ben öyle düşünüyorum. Ya sen gerçekten çok terbiyesiz bir adamsın. Sana hiç cevap vermek istemiyorum. Öyle düşünüyorum ben. Sonuçta sıfır. Benim puanım. Ya sen puan bile verme zaten. Nuray, Emel beğendiniz mi Zahra'yı? Ben makyajını çok beğendim. Birebir aynı, sadece ruj. Yani burada görünen parlatıcı ve şeftali tonu. O orada yanlış görünüyor. Çünkü o Emmy Awards zaten çok bilinen bir event. Ben evet, onun canlısını görmüşüm. Biliyorum. O çok mat bir ruj kullanmış. Burada neden demek ki ekrandan olabilir ekrandan belki olabilir. Parlak duruyor. Onun haricinde makyajın çok güzel. Yani saçı da Nuray Yılmaz. Saça da diyecek bir şey yok. Zaten basit kolay bir su dalgası. Güzel durmuş, yakışmış. Eline sağlık. Peki. Yorumları aldığımıza göre puanlamaya geçebiliriz Sahra. Evet. 5 gün boyunca Selami ve Tuğba'ya bu yarışmada eşlik ettin. Bugün son gün. Puanlar her şeyi değiştirecek. Peki senin kendi kuaförüne ve makyüzüne puanın kaç? Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, bir işi yapmak çok önemli. O işte çok başarılı olmak daha önemli. Ama ondan çok önemli daha bir şey var. O da insanlık. Benim kuaförüm ve makyözüm insanlığın çok büyük bir parçasını beceriyor. O da birini kendisine özel hissettirmek. Size beni kendimi özel hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bunu bana yaptınız. Ve hak ettiğiniz şey her zaman bence. Puanım size. Teşekkür ediyoruz. Sahra 5 puan verdi. 5 tam puan aldınız bugün. Tebrik ederiz. Ama bakalım dengeler ne olacak şimdi? O zaman siz de önünüzdeki kartlara lütfen Selami ve Tuğba için puanınızı yazar mısınız? Dediğim gibi çıtır takılıp saç uzatılabilirdi. 1. Puanları aldığımıza göre Sahra seni bekleme odasına alıyorum. Özge Hanım ben yardımcı olabilir miyim? Tabii ki buyurun. Bekleyenin hareket. Söndürün kalbimi. Yürü be. Gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz. Olamam artık. Çok heyecanlı bir hafta geride kalmak üzere. Kuaförüm sensinin. En heyecanlı anına geldik. Diğer 4 günden daha da heyecanlı. Çünkü şimdi ben puanları toplayacağım. Ve az sonra bu programdan, takımlardan biri maalesef ayrılacak. Bakalım bu kim olacak? Şimdi puanları da yazdığınıza göre puan kartlarını toplayabilirim. Bir takım yarışmaya veda edeceği kadar da bir takım da 10 bin lira
nakit para ödülünün sahibi olacak. Bakalım kim olacak? Birinci haftanın birinci olan takımı heyecanlı yarışın sonlarına doğru geldik. Artık sonuna geldik. Az sonra